diğer tasavvuf ilmini. Bu tabii biz bugün Kudüs'ü eğer işleyeceksek bu hem nazari boyuta hem de ameli boyuta yaklaşan oldukça farklı bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Yani günümüzde özellikle bu Kudüs problemini, Gazze sıkıntısının baş gösterdiği bu zamanımızda da yani sizin bu şekilde bir davetle gelmiş olmanız beni ayrıca sevindirdi. Çok teşekkür ediyorum. Ya ve inşallah yolunuz bahtınız açık olsun. Ne güzel bu akşam vaktini buna ayırmış olmanız oldukça güzel. Çok çok güzel bir şey. Yani Rabbim yolunuzu açık etsin inşallah. Şimdi isterseniz biraz bu çalışmalarımızdan bahsedelim. Yani Kudüs'le ilgili çalışmadan. Tabii bu akşam anladığım kadarıyla biz bu benim bir makalem var. Bu makale üzerinden devam edeceğiz. Ben konuyu dağıtmadan bu tasavvufta Kudüs'ün ve özellikle bu Kudüs'le bağlantılı olarak bu özellikle bu bereketli topraklar denilen Arz-ı Mev'ud denilen bu beldenin metafiziksel eksenini dilim döndüğünce size arz etmeye çalışayım. Milal ve Nihal dergisinde yayınlanan bir makale üzerinden konuşacağız. Bu şey bir dosyaydı aslında. Yani dosyalar vardır biliyorsunuz. Dergiler bazen dosya yaparlar. Kudüs'le ilgili bir dosya yapacağız diye Cengiz Batuk hocam beni aradığında hocam siz de tasavvufi boyutunu yazar mısınız diye sorduğunda ben hani böyle derinlikli bir konu olduğunu açıkçası yani bu kadar gerçekten yoğun bir bilgi olduğunu bilmiyordum. Tabii yazarım hocam bakarım dedim ama yani birkaç ayımı aldı özellikle bu şeye bakmak yani işari tefsirlere bakmak epey bir süremi aldı benim zamanımı aldı. Ve daha sonra Kudüs'le bağlantılı olarak diğer şeylere yani sufilerin yazmış oldukları eserlere incelemiş oldum. Yani bir 5-6 ayı emin olun ya sanki bir yüksek lisans tezi yazıyormuş gibi bir şey oldu. Hani çalışma süreci oldu. Şimdi aslına bakarsanız yani uzun uzun bir ders kitabı gibi yani uzun bir şey yazsaydım belki bu çok daha geniş gidebilirdi. Pek çok şeyi çıkardım. Bir yazıyı ne kadar daraltırsanız o kadar zorluk çekersiniz. Yani yazıyı genişletmek aslında kolaydır. Yani onu zipleyip biraz daha şey bir hale getirmek. Yani ilgi çekici bir hale getirmek ve onu en doğru bir şekilde ifade edecek tarza büründürmek gerçekten zor. Özellikle Kudüs'le alakalı olarak bunun biraz daha zor olduğunu anladım. Çünkü önce kendim anlamalıydım, daha sonra da onu doğru bir şekilde anlatmalıydım. Ülkemizde de tasavvufi boyutunu çalışan çok fazla yok diye düşünüyorum. Bu konuda aslında çok fazla ilgi de yok zannediyorum. Yani biraz belki bu konunun zor olmasından kaynaklanıyor. Aslına bakarsanız yani Fusûlül Hikem adlı eserde aslında İbnül Arabi bu semanın katmanlarını 7 katman olarak belirlemesi ve orada her bir katmanda yani fas yani yüzük taşı demek biliyorsunuz malumunuz o her bir katmana bir yüzük taşı yani bir aslında peygamberin denk geldiğini ifade etmek suretiyle o semanın katmanlarına birer tane peygamberi yani bulunduğunu ifade etmesi bize aslında Kudüs'le bağlantılı o bölgenin tasavvufi boyutunu oradan hissettirdi ve oradan başlattırdı aslında. Yani önce fususa baktım ben hani ne deniyor, burada neler var diye. Daha sonra da söylediğim gibi diğer eserlere müracaat ederek böyle bir makale yazmış oldum. Tabii tarihi perspektiften bakacak olursak Kudüs'ün tarihi oldukça eski. Milattan önceye dayanıyor. Hazreti Yusuf'la başlayabiliriz. Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim biliyorsunuz orası peygamberler bölgesi ve gerçekten peygamberlerin neredeyse hiçbirinin uğramadan etmediği bir yer. Oldukça ilgi çekici bir bölge. Kenan bölgesi ve buraya pek çok isim verilmiş. Bu isimler daha çok Selam şehri, selam yurdu, Jerusalem ya da Darüsselam gibi isimler verilmiş. Yani aslında insanların selamette bulundukları, barış, esenlik içerisinde bulundukları yer manasına geliyor. Maalesef günümüzde şu anda
Bu ismi belki hani görünmüyor, toz duman içerisinde kalmış ama Osmanlı Devleti zamanında veya efendim Hazreti Ömer'in fethettiği dönemlerde ve ondan sonraki dönemlerde hep İslam yurdu ve bereket ve selamet yurdu olması için büyük çaba sarf etmiş ecdat. Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı sultanlarının da biz buraya çok fazla hürmet ettiğini ve çok fazla hediyeler gönderdiklerini, tamirat yaptıklarını, Kanuni Sultan Süleyman'ın bu özellikle harem bölgesini belirleyip orayı duvarlarını yaptırdığını, kapılarını yaptırdığını biliyoruz. Yine diğer sultanların da bazı külliyeler olsun yahut da orada bulunan medreseler veya ufak yapılar olsun pek çok şekilde yardım ve desteklerini orada görüyoruz. Bu yaz Haziran ayında gitmek de nasip olmuştu. Yani bu kriz başlamadan önce Haziran'da oradaydık. Ve yani gitmenizi gerçekten tavsiye ederim size. Çok güzel bir yer. Yani muhteşem bir havası var. Ve insanı etkilememesi mümkün değil. Bütün dinlerin, semavi dinlerin aslında buluştukları bir yer olması hasebiyle de çok ilgi çekici. Çok orijinal. Yani dünyada gerçekten 3 mescide seyahat edilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu 3 mescit, birincisi biliyorsunuz Mekke'deki Mescid-i Haram, ikincisi Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve üçüncüsü de benim mescidim olan Mescid-i Nebi'dir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu üçünün dışına yani deve çözülmez, yani oralara gidilmez ama bu 3 mescit oldukça önemlidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tabii hadislerin sıhhat derecesini ben bir tarafa bırakıyorum. Çünkü sufiler hadislerin sıhhat derecesinden ziyade daha çok onun anlamına dikkat ederler ve anlamıyla bağlantılı olarak bir hareket tarzı benimsemişlerdir. Burada da bizim için bu 3 mescidin oldukça önemli olduğu ortaya çıkıyor ve ben aslında bu makale yazarken de bu üç mescid üzerinden devam ederek bir prizmal, yani aslında ucu sivri, ucu yukarıdaki ucu Beyt-i Mamur'a dayanan, alttaki genişleyen üç boyutu ise Mescid-i Haram'a, Mescid-i Aksa'ya ve Mescid-i Nebi'ye bağlanan üç boyutlu bir prizmal aslında yapı gördüğümü ifade etmek istiyorum. Sufiler bu konuda kesinlikle dağınık çalışmamışlar. Hepsi aslında aynı şeyi söylüyor. Emin olun yani buna. Ve onlar bir şey biliyorlar. Yani biliyorlar, farkındalar ve aslında bu şehadet durumu, yani bu ameli hareketlerden sonra veyahut da ameli bir şahit oluştan sonra bir nazari şehadet ve bunun da aslında eserlere yansımasını görüyoruz biz bu şeyde, yani yorumlarda, sufilerin yorumlarında ve Kudüs eksenindeki bu yazılan eserlerde de bu çok belirgin bir şekilde var. Yani Beyt-i Mamur o yukarıdaki tek mescittir ve bunun bir ucu Mescid-i Haram'a, diğer tarafı ise aslında Mescid-i Aksa'ya ve Mescid-i Nebi'ye bağlanmaktadır. Şimdi bir hocamız gelmişti bize birkaç ay önce bir konferans vermek için. Bu hocamız bize demişti ki Yahudiler, kendisi Filistin asıllı hocamız, Yahudiler demişti sizin Mescid-i Haram'ınız var. Neden siz Mescid-i Aksa'ya ilgi duyuyorsunuz ki diye bize bu şekilde bir itirazla yaklaşıyorlar diye söylemişti. Ben konferanstan sonra yanına gittim hocamızın ve dedim ki hocam, dedim aslına bakarsanız onlara verilecek cevap tasavvufta gizli. Çünkü yani mescit tek aslında. Yani bu Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebi, bunların bağlandığı yer aslında Beyt-i Mamur, yani Sidretül Münteha'nın tepesindeki o tek mescittir. Yani onun iz düşümleri olarak dünya üzerindeki üç ayrı mescitten bahsedebiliriz şeklinde ifade etmiştim. Ve kendisi de şunu söyledi. Dedi ki aslında Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'nın
boyutları ölçüldüğünde ikisinin aslına bakarsanız iz düşümünün gerçekten birbirine çok yakın olduğu, birbiriyle neredeyse birebir örtüştüğü görülmüştür demişti. Böyle bir yorumu da olmuştu hocamızın ve konuşmamız, sohbetimiz bu şekilde birbirimizi tamamlar şekilde devam etmişti. Şimdi sufilerin bu başlangıçtan sonra sufilerin burada bu Kudüs'e yükledikleri anlamda aslında tek olmadıkları, bundan önce tabii Tevrat'ta ve İncil'de, yani daha önce gelen semavi dinlerde de Kudüs'e çok önemli atıfların, çok kuvvetli atıfların yapıldığını görüyoruz biz. Ve orası vaat edilen topraklar olarak Hazreti Musa'nın gitmek istediği, hatta Hazreti Yusuf'un da kabrini çıkararak onu da birlikte, atasını da birlikte götürmek istediği yer orası. Bereketli topraklar diye Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bir yer burası. Tabii aynı zamanda bu yani İsra suresinde ifadesini bulan Peygamber Efendimizin bir gece yürüyüşüyle gitmiş olduğu o kutsal topraklar, o kutsal belde, bereketli belde, sufilerin de yorumlarına tabii mazhar olmuş bir belde ve oldukça ehemmiyetli vahdedi vücut düşüncesiyle de, vahdedi vücut görüşüyle de İbn Arabi'nin bu önemli ve tek belki de bütün camia tarafından kabul gören en önemli nazariyesiyle birlikte yani o önemi daha da belirginleşen bir yer burası aslında. Vahdedi vücutla nasıl bağlantı kurulabilir diye sorarsanız eğer, bu İbn Arabi'nin söylemine göre aslında varlık bir nüzul ve bir uruçtan müteşekkildir. Yani bir kavs, iniş kavsi, bir de çıkış kavsinden müteşekkildir. Yani iniş aslında Mescid-i Haram'ın üzerinden, yani Kabe'nin üzerinden ve Arafat'tan gelmiştir. Yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva Mekke üzerinden inmişlerdir ve aslında ayetlerin inişi, Cebrail Aleyhisselam'ın inişi de aslında Kabe üzerinden ve Mekke üzerinden olmuştur. Zaten hadis-i şeriflere bakacak olursanız yeryüzünde yaratılmış olan ilk mescid de Mescid-i Haram'dır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sufilere sorsanız ikinci mescid hangisidir diye, birinci mescidin inşa edilmesinden 40 yıl sonra melekler tarafından Mescid-i Aksa'nın inşa edildiği ifade ediliyor Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde. Mescid-i Aksa'nın da aslında bir uruç, yani bir yükseliş kavsi olduğu, bu alemin aslında bir devirle böylece varlığın aslında bir iniş, bir nüzul, bir kirlenme, belki de bir inme ve belki de bir çıkış, bir uruç ile aslında tamama, ihtama erdiği ifade ediliyor. Ve burada varlığın meydana gelmesi, yani aslında kozmos Mescid-i Haram ile ve kaos, yani bozuluş, meat, son buluş ve haşır ve neşir Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan yukarıya doğru olduğu aslında ifade ediliyor. Tabii ben şu anda beni dinleyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın yaş şeylerini bilmiyorum veya eğitim seviyelerini bilmediğim için biraz daha orta yollu bir anlatım tercih etmek istiyorum. Çok da sıkıcı olsun istemiyorum açıkçası. Makalemde biraz daha yoğunluklu ve biraz daha biraz daha ince ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz eğer görmek isterseniz. Ama basit olarak anlatmak istiyorum, dikkatinizi dağıtmamak için bu akşam vaktinde. Sufilere göre haşır ve neşir Şam bölgesinde olacaktır. Ve bu sadece sufilerin düşüncesi değil, Yahudiler de Hristiyanlar da aslında böyle düşünüyorlar. Ben Kudüs'e gittiğimde orada da gördüm bunu. Bu harem bölgesinin hemen dışında Yahudilerin mezarları var, Hristiyanların mezarları var. Tabii Peygamber Efendimizin ashabından, tabiundan ve etvaf tabiundan da pek çok İslam büyüğünün de, biz velilerin de Şam bölgesi dediğimiz o bölgede, yani Kudüs'ü de içerisine alan o bölgede vefat edip kabirlerinin de o bölgede olduğunu görüyoruz. Çok ilginç değil midir? Yani haşır
ve neşir, mahşer ve menşer yeri olarak Kudüs'ün belirlenmiş olması ve buranın aslında diğer topraklara göre bereketli toprak olarak ifade edilmiş olması ve Tirni ve Zeytun'u şeklinde ifadesini bulan bereketli toprak sahire diye ifade edilen işte o bölge, yani aydınlık gümüş rengi bir yer diye ifade edilen o bölge aslında sufilere göre bozuluşun, yani kaosun meydana geleceği yerdir. Bunun için aslında bütün şey gözler oraya dikilmiş. Hazreti Ömer orayı fethetmiş ve hiçbir yere yapmadığı şeyi yani farklı bir tutumu oraya yapıyor ve orası fethedildiği zaman kendisi giderek şehrin anahtarını kendisi alıyor ve yürüyerek giriyor şehre. Ve orada aslında önce o kutsal kabir kilisesi var. Hazreti İsa'nın göğe çekildiğine inanılan yer orası ve Hazreti İsa'nın yatırıldığı düşünülen bir taş var orada yerde ve burası sahredir diye gösteriyor psikopos Hazreti Ömer'e, ama Hazreti Ömer buna inanmıyor. Yani burada namaz kılabilirsiniz diye söylüyor yetkili. Neden? Çünkü burası yıkılmaz. Yani Müslümanlar da burayı korurlar manasında diyor, zannediyorum. Ama Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin anlatımından öyle gözünde canlandırmış ki aslında orayı, yok diyor, ben burada namaz kılmayacağım diyor ve hemen çıkışta namaz kılıyor. Biz orayı da gördük, hemen o kutsal kabir kilisesinin hemen yanında Hazreti Ömer Mescidi var. Hazreti Ömer hemen çıkışta dışarıda namaz kılıyor. Bu büyük bir siyasi dehadır gerçekten. Hazreti Ömer'i eleştirenler olabilir ama orada kilisenin içerisinde namaz kılmaması, dışarı çıkıp dışarıda namaz kılmış olması, o harem bölgesinde namaz kılması, Hazreti Ömer'in gerçekten şeyini, yani Peygamber Efendimiz tarafından o sahrenin ya da o harem bölgesinin detaylarıyla anlatıldığını bize kuvvetli bir şekilde hissettiriyor. Ve Hazreti Ömer diyor ki burası değil diyor. Yani sahre burası değil diyor ve kendisi gezmeye başlıyor o bölgede. Tabii kutsal kabir kilisesiyle sahre, kubbetü sahre diyoruz biz oraya. Sahrenin bulunduğu yer birbirine çok uzak değil zaten. Aynı bölgede, yani çok yakın diyebileceğimiz bir mesafede, belki yani ne kadardır işte efendim 500 metre falandır belki, hani ölçmedim ama o hani altın renginde bir kubbesi bulunuyor. Orası kubbetü sahre aslında. Oraya doğru gidiyor. Tabii o dönemde o sahre kaya demek, malumunuz. O kayayı buluyor Hazreti Ömer ve orası mezbelelik gibi, çok dikkat edilmemiş, çer çöp olmuş orası, toz toprak ve Hazreti Ömer orayı temizletiyor ve orasının aslında sahra olduğunu, yani Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği yer olduğunu Peygamber Efendimizin anlatımından buluyor ve daha sonra Emeviler döneminde orası üzerine kubbe geçirilmek suretiyle daha şey bir haline, yani bir taş duvar haline geçirilmiş oluyor ama yani o bölge, yani harem bölgesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında duvarları yapılarak ve kapıları giydirilmek suretiyle aslında ölçülerek ve bugünkü şeyini almış oluyor. Yani ölçülerini, bugünkü yerini almış oluyor. Yani ecdat buraya çok önem veriyor. Hazreti Ömer zamanında buranın böyle fethedilmiş olması ve buraya Hazreti Ömer'in bizzat gitmesi, şehri bizzat teslim alması, daha sonra buraya Peygamber Efendimizin sahabesinden ve tabiundan, yani yüce şahsiyetlerin gidip burada vefat etmek istemeleri ve kabirlerinin burada olması aslında, yani Şam bölgesinin çok önemini bize gerçekten Peygamber Efendimiz zamanından beri bu bölgenin ne kadar dikkate değer bir yer olduğunu bize hissettiriyor. Yani bu sadece sufilerin yorumu değil ama daha sonra nedense sadece sanki tasavvufi bir yorummuş gibi bize kalmış. Yani bu sanki tasavvufun üzerine kalmış gibi görünüyor. Günümüzde özellikle daha farklı yorumlarla bu İsra'nın oraya değil de, yani Kudüs'e değil de Medine'de bir Mescid-i Aksa vardır, oraya yapılmış olduğu söylenirken aslında, yani bu rivayetlerin
bertaraf edilmiş olması üzüntü verici. Neden üzüntü verici? Birincisi, yani bütün bu bize kadar gelen rivayetlerin hani görmezden gelinmesi. İkincisi de günümüzdeki, işte bakın, bu stratejik konum aslında. Yani bizler bu stratejik durumu göz ardı ederek, eğer biz bu yani Kudüs'ün üzerinden dikkatimizi, özenimizi, ilgimizi çekersek eğer, Filistinliler yalnız kalmış olurlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Haçlı Seferleri ne için yapıldı? Yani onlarca Haçlı Seferi biliyoruz biz. Anadolu üzerinden yırtarak, yakarak, yıkarak Kudüs'ü almak için gelen ve ordularını birleştiren o Haçlılar ne düşündüler? İstanbul için böyle bir sefer yapılmadı. Bakınız, düşünün yani. Demek ki burayı önemsediler, önemli gördüler ve onlar için kutsal topraklardı burası. Yahudiler için zaten hakeza böyle. Biz neden burayla ilgili bu iddiamızdan vazgeçeriz? Bunu ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Onun için aslına bakarsanız buraya sıkı sıkı sarılmak gerektiğini düşünüyorum. Ve burasının yani bizim için, bizim İslam düşüncesinde, İslam medeniyet tarihinde hem ilk kıblemiz olması itibarıyla, ikincisi de bu şekilde Peygamber Efendimizin İsra yürüyüşünün, yani gece yürüyüşünün buraya olması itibarıyla iki farklı ve iki büyük öneminin olduğunu ifade edelim. Biz oraya doğru namaz kıldık ve Peygamber Efendimiz İsra'dan sonra Miraç'a buradan çıktı. Orada bulunan o büyük kayanın üzerinden, sahrenin üzerinden Miraç'a yükseldi Peygamber Efendimiz. Ve orada buluştu peygamberlerle. Tabii daha önce sahrenin altında bulunan bir ufak bir şey var. Yani yer var, orayı mescit yapmışlar. Bu büyük peygamberlere orada namaz kıldırdı. Daha sonra avlu bölümüne çıkarak bütün peygamberlere orada yine namaz kıldırdı ve oradan sahrenin üzerinden Miraç'a yükseldiği rivayet ediliyor tasavvuf şeyinde, düşüncesinde. Ve o katmanlarda, her bir katta bir peygamberle karşılaştığı ve her bir peygamberin de Peygamber Efendimiz'i karşıladığı ifade ediliyor. Tasavvuf düşüncesine göre ilk yaratılan ruh Hazreti Peygamber'in ruhudur. Yani bu vahdedi vücut düşüncesinde böyledir. Yani aslında Allah-u Teala'nın bizim bilmediğimiz o makamı Sübhan makamıdır. Ve ondan ilk defa sadır olan nur, Hakikati Muhammediye ya da Nur-u Muhammedi dediğimiz Peygamber Efendimizin nurudur. Ondan sonra da yine kademe kademe varlık meydana gelmiş, insan oluşmuştur. Ve Hazreti Adem'den itibaren aslında bütün peygamberler en son peygamberi karşılamak için ve en son peygamber bu aleme teşrif etsinler diye gelmişlerdir. İşte o en son peygamber olan, yani tabii bu Enbiya'nın ve Resullerin mührü olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en son ve en mükemmel varlıktır. Ve aslında bütün insanlar, bütün Müslümanlar Hazreti Peygamber'in o kemal derecesine ulaşmaya çalışırlar. Hakikati Muhammediye, yani insanı kamil mertebesi, kirlenmemiş olan ilk nur olduğu için bütün aslında sufilerin amacı o mertebeye doğru yükselmektir. O yüzden aslında Peygamber Efendimiz fiziki olarak bir defa Miraç yapmıştır ama 33 kez de ruhani olarak Miraç yaptığı söylenir. Bu Miraçların da Müslümanlara örnek olduğu, örneklik teşkil ettiği ve Peygamber Efendimizin ruhani miracı gibi Müslümanların da aslında ruhani miraç yapabilecekleri ve o seviyeleri tabii fiziki olarak aşmak mümkün olmasa da ruhani olarak yükselebilecekleri, kendilerini aşabilecekleri ifade edilir. Ve buna nispetle de
7 aşama, yani seyrütülük dediğimiz yükselme mertebeleri oluşturmuşlardır. Bunlar tasavvuf derslerinde görmüşsünüzdür tabii. Nefsi emmare en düşük, en alttaki mertebedir. Sonra levvame, mülhime şeklinde yukarı doğru yükselen ve en sonunda da nefsi kamile dediğimiz en üst mertebe, Peygamber Efendimizin ayağının tozunun tozu belki olunamayacak ama bir insan olarak, bir insan vasfında yükselilebilecek en üst mertebe olarak ifade edilir. Peygamber Efendimizin Miraç'taki o yükselişine öykünerek ve onun gibi olmak isterken, yani o ruhani mertebeleri aşmak için çıkılan bu yolculuğa biz seyrisülük diyoruz. İşte aslında bir sufi kendisinin o seviyeleri yükselmek için böyle bir yolculuğa çıkar. Biz buna tasavvuf diyoruz. Yani ve bunun ameli boyutu budur. Tabii dediğimiz gibi nazari boyutu da aslında ameli boyutla birlikte, yani o ameli boyutu açtıkça aslında nazariyatın da ve o şahit olunan mertebelerin de aslında insanlarda daha bir farkındalık oluşturduğu ifade ediliyor. Tabii bu nasıl oluyor? Yani kişi ne yapıyor? Marifetle birlikte hakikate erişmiş oluyor, değil mi? Yani burada biz tabii 4 kapı 40 makam şeyini de, düsturunu da hemen ifade etmeliyiz. Şeriat bunun en alt makamı ve olmazsa olmazı. Yani ifade edildiği üzere namaz kılmayan bir insan miraca çıkamaz. Zaten bu yola da çıkamaz. Yani günümüzde böyle örnekler varsa dahi lütfen bu örnekleri biz tasavvufun kendi temelinde varmış gibi lanse etmeyelim ya da hani ettirmeyelim. Çünkü şer-i şerif olmadan hiçbir şeye başlanmaz. Zaten Cüneyd-i Bağdadi'nin bu konuda bir ifadesi vardır. Yani sufi muhaddis olacağınıza muhaddis sufi olunuz der her zaman öğrencilerine, böyle bir telkinde bulunur. Bu ne demektir? Yani önce sen ilmi öğren, yani İslamiyet'i, temel ilimleri, muhaddis demek. Yani hadisi, yani bütün şer-i şerifi öğrenmek, ilmihal bilgisine sahip olmak, iyi bir Müslüman, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, nafilelerini hepsini bilecek şekilde iyi bir Müslüman olmak, o profili yakalamak, ondan sonra tarikat boyutu ve ondan sonra marifet ve gerçekten hakikate ulaşmak, yani gerçekle karşılaşmak ve bu metafizik aleme ulaşma ve metafizik alemi yakalama boyutunu ancak bu şekilde yani ulaşılabileceği ifade ediliyor. O bakımdan bu çok ciddi bir yol. Bu yol sıkıntıları olan ve tabii dikenleri olan bir yol. Yani güle ulaşmak kolay değil, o gülü koklamak kolay değil. Tabii bu sembolik olarak da eserlerde ifade ediliyor. Yani bir kuşun ulaşmak için efendim dağları aşması ve tabii bu genelde hüdütle ifade edilir veya efendime söyleyeyim farklı sembollerle ifade edilir. Mesela bir ışığa ulaşmak için dönen pervanenin o yanması gibi ifade edilir. Hamdım, piştim, yandım der mesela Mevlana. Aslında yani bütün bunlar aslında nefsin iniş, yani nüzul kavsında kirlenme, yani biz ona keder diyoruz. Yani kirlenme bir şekilde ruhun bedenlenerek aslında o kirlenmesinin ortadan kaldırılması, izale edilmesi için kişinin bir şekilde bu dünyadayken, bu beden kisvesindeyken aslında nurani bir kisveye bürünmek için seyr-i sülüke başlaması ve ruhani bir miraca yükselmesini ifade ediyoruz. Yani son tahlilde bizim için aslında, yani veya sufiler için miraç olmuş bitmiş bir olaydan ziyade olmuş ve hala ruhani olarak Müslümanların idealinde temsil edilen ve hala devam eden bir seyrin, bir yolun ifadesidir. Ve sufiler için aslında bu sahre dediğimiz o kaya yeryüzünün göğe en yakın yeridir. Yani oradan aslına bakarsanız metafizik aleme, yani fizikten metafizik aleme
En yakın mesafe olduğu söylenir oranın ve işte orası bir mahşer alanı olacak. Allahu Teala orayı sahire, yani ne yapacak? Gümüşü rengi şekilde açacak ve orada aslında haşır olacak. Yani bütün ruhlar orada buluşacaklar ve sahrenin üzerinden efendim mizan tartı kurulmak suretiyle cennete ya da cehenneme ruhlar veya insanlar oradan yükselecekler. O 7 kat göğün üzerinde de sidre ve onun üzerinde de yine o metafizik alemde cennet ve cehennemin bulunduğu ifade edilir. Zaten Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında cennet ehlini gördüm, cehennem ehlini gördüm diye de ifade etmiştir. Bu bakımdan aslında orası, yani sahrenin üzeri en yakın metafizik aleme, göğe en yakın yer diye söylenir. Gerçekten acayip aydınlık bir havası var. O bakımdan da beni çok etkiledi yani. Çok çok güzel de bir havası var. Gidip görülmesini tavsiye ederim ben size. Orayı zaten yalnız bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Ve sufiler o kapının açık olduğunu söylerler. Yani açıkçası o şeyde, katmanlarda peygamberlerin bulunduğunu ve aslında o katmanlarda sufilerin oralara ruhani olarak yükselebileceğini ifade ederler. Ve aslında yani bu kutup düşüncesi veya efendime söyleyeyim Aktab-ı Erba dediğimiz o düşünce, yani Ricalül Gayb düşüncesi vesaire, daha çok şeyine, detayına girmeyeyim ama ve alemin aslında bir nevi, yani yönetilmesi vesaire de bu şeyle, yani bu katmanlarla ve burada bulunan ruhlarla alakalı. Hatta Hızır düşüncesinin bile burayla, yani Kudüs'le bağlantılı olarak bu katmanlarla alakalı olduğunu söyleyeyim ben size. Yani makaleyi okuduğunuz zaman daha fazla belki bilgi elde edebilirsiniz. Yine dediğim gibi sıkmak istemiyorum sizi. Belki hani ilginizi çeker mi? Onu da çok iyi bilmiyorum açıkçası. Şeker Ama hocam, siz o konuda endişe etmeyin. Bir grubumuzda, tasavvuf grubumuzda aslında linkimizi paylaştık, makalenizi paylaştık. Ancak diğer alanlardan giren, merak eden arkadaşlarımız da var. Onlar makaleyi tahmin ediyorum okumadılar. Bizim grubumuz okuduğunu düşünüyorum ama siz yani detaylara girmekten çekinmeyin. Çok güzel ilerliyor şu an. Tamam. Yani Bunu merak edince. söyleyeceğim şey aslında oranın kapalı bir şey değil. Yani tamamen aslında açık bir kapı olduğu ve yani yükselmek için ruhani bir miraç yapmak için oranın hazır olduğu ve bir gidiş geliş güzergahı, bir seyir güzergahı olduğu, hala öyle düşünüldüğünü ifade edebilirim ben size. O yüzden mesela İbnül Arabi Anadolu'ya geliyor. 1200'lü yıllarda düşünün. Malatya'da kalıyor. Sonra Konya'ya geliyor. Konya'da kalıyor. Yıllarını veriyor ama daha sonra gidip Şam'da vefat ediyor. Tabii Şam dediğimiz yer günümüzde Dımeşk dediğimiz yerle aynı olmadığını burada hatırlatmak istiyorum. Yani Dımeşk belki Suriye'nin başkenti ama Şam dediğimiz bölge daha geniş bir bölge. Öyle de hani söylersek eğer, tabii ta İstanbul'a kadar Şam bölgesinin genişlediği de ifade edilir. Ama özellikle bu harem bölgesi, yani o dikdörtgen bölge, hani bugün belki bazı fotoğraflar yansıtsak iyi olurdu ama arkadaşlarımız arka planda kendileri de bakabilirler yani o harem bölgesine. O bölge Kanuni Sultan Süleyman'ın çerçevesini çizdiği ve 7 kapıyla taçlandırdığı o bölgenin sufiler açısından çok önemli şeyleri var gerçekten. Önemli bir manası var. İmam Gazali'nin de İhya-ül-Umudin adlı eserini burada yazdığı o şeyden, yani o binalardan bir tanesinde inzivaya çekildiği ve orada ihyasını yazdığı ifade edilir. Tabii burada İmam Gazali dediğimizde, İmam Gazali neden önemli bizim için? İhyası neden önemli? Çünkü aslında İmam Gazali fıkıhçı olması ve kelamcı olması itibarıyla önemli bir alimdir. Ama onun iki boyutu var, biliyorsunuz, malumunuz. Yani İmam Gazali nihayetinde diyor ki, yani bu kelamın şemsiye bir durumda olması yetersizdir. Zira burada o Cibril hadisinde ifade edilen 3 sacayağından
iki tanesi varsa da bir tanesi yani ahlaki boyut şey kalmıştır, güdük kalmıştır. O bakımdan aslında üçünü de kuşatan, üçünü birlikte biz efendim teneffüs edebileceğimiz alan tasavvuftur demek suretiyle aslında İhya-ül-Muhiddin'i o şeyle, düşünceyle orada yazmış. Yani Mescid-i Aksa'da yazıyor bu kitabı ve bize hediye ediyor İmam Gazali. Bunun için yani çok boyutlu olarak düşünmek gerekir diye düşünüyorum ben burayı. Ve tabii son olarak şunu söyleyeyim ben size. Yani bir iniş, bir cem ve bir yükseliş, bir fark makamı olarak iniş Mescid-i Haram'dır. Yükseliş ise fark makamı olarak ise Mescid-i Aksa'dır demiş Sufiler. Ve Kabe Kavseyn Ev Edna şeklinde ifade edildiği o Peygamber Efendimizin yükselişinde yani neredeyse ulaşacaktı. Yani Allah-u Teala ile görüşmesini de anlatan o şeyde o Kudüs'ün mevkii yani bizim için çok çok değerli. Tabii Sufilerin şeyinde düşünce dünyasında buranın diğer ilimlere göre daha farklı bir algı düzeyinin olduğunu ifade ederek şimdilik böyle bitireyim. Belki sorular olur. Onunla devam edebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorular var. Özelden gelen sorular da var. Hatice Kocabaş hocam uzun süredir galiba söz almak istiyor. Buyurun hocam. Kendinizi tanıttıktan sonra sorunuzu sorabilirsiniz. Selamünaleyküm hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten çok çok güzeldi gerçekten. Hocam ben din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Aslında yüksek lisans istiyorum. Kısmet olursa yapacağım inşallah. Böyle i̇nşallah. Makalelerde de biraz daha kendimizi geliştirmeye, hani bilgi dağarcığımızı geliştirmeye çalışıyoruz işin açıkçası. Ben aslında şey için söz istemiştim. Hocam daha açın, çok güzel gidiyorsunuz hani orada bir konuşurken ama şöyle bir şey de sorayım hocam ya. Hani tasavvuf düşüncesine göre ilk yaratılan nur Hazreti Muhammed'in nurudur, ruhudur dediniz. Nur tecelli evet. etmiştir. Hocam özellikle bize hani Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerden yola çıkarak bunun kaynağı nedir şeklinde sorular geliyor. Bu yönde bir soru yönelteyim size hocam. Evet. Hatice hocam tabii Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili açık bir şey olsaydı eğer böyle yorumlar yapılmazdı diye düşünüyorum ben. Yani bu vahdet-i vücut düşüncesinin bir tezahürü olarak ben bunu söylüyorum. Yani tabii tasavvufta farklı düşünce tarzları da var. Hani vahdet-i şuhud dediğimiz daha farklı bir şey de var. Yani yorum mekanizması da var. Bu yorum mekanizmasının gelişmiş olması bize aslında yaratılışla ilgili çok açık bilgilerin Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığını gösteriyor. Yani tabii İbn-i Arabi burada çok farklı bir şey yani hani yorumcu. İbn-i Arabi Endülüs'te doğuyor ve orada vahdet-i mutlakacılar var. Vahdet-i mutlakacıların aslında üzerine aslında İbn-i Arabi yorum yapmak suretiyle kendi görüşlerini geliştiriyor. Yani kendisi çok bilgili, tabii iyi bir aileden geliyor. Yani bilgili ve kültürlü bir aileden geliyor. Düşünün gençliğinde İbn-i Rüşd'le tanışıyor ve bir yani sohbeti de oluyor hatta. Yani İbn-i Arabi'nin böyle yorum yapabilmesi yahut da işte efendim Sühre verdiği maktulün işrak felsefesini geliştirmiş olması bize burada bir yorum yapma ortamı oluşturuyor. Yani bütün bunlar eğer açık olmuş olsaydı yani muhkem olsaydı bunlar biz burada yorum yapamazdık veya insanlar yapamazdı. Tabii bunlar neden bu yorumlar yapılıyor? İnsanlar ölümden sonrasını merak ediyorlar aslında. Yani biz yaratılışı niye merak ediyoruz? Ya ben az önce anlattım ya bir iniş bir de çıkış diye aslında. Yani geldik gelmesine ama gittiğimizde nereye gideceğiz? Demek ki geldiğimiz yere gideceğiz. Geldiğimiz yer nereyse oraya gideceğiz. Geldiğimiz yeri bulabilirsek eğer gittiğimiz yeri de daha iyi anlarız şeklinde bir düşünceyle aslında yani bu antik Yunan'dan efendim veya Zend Avesta dediğimiz bu İran düşüncesinden ya da Hint düşüncesinden veya hani Çin'e kadar uzanan o kadim kültürlerden de anladığımız kadarıyla bütün aslında insanlık yani bunu merak ediyor. Nereye gidiyoruz? Biz öldükten sonra ne olacağız? Onun için aslında hepsi bunun peşine düşmüşler. Eğer açık bir ayet olsaydı bu konuda böyle yorumlar yapılmazdı. Yani siz hani bunu
bilerek ve bunu hani söyleyebilirsiniz belki. İbn Arabi'nin tabii dayandığı ayet-i kerimeler var ama çok yakın olduğunu söyleyemem yani ben size. Tabii mesela kün feyekun bu ayetlerin en başında gelen şeydir. Mesela bizim de en çok kullandığımız ve dikkatimizi çeken ayet budur yani. Ol dedi hemen ol verdi. Yani burada aslında bir yine sudur felsefesinden yola çıkıldığını ifade edelim. Yani bu antik Yunan düşüncesindeki o sudurdan yola çıkıldığını söyleyecek olursak o ayeti kerimeyi genelde esas alırlar. Tabii bazı hadisler işte sağlamlık derecesini yani sorgulamak mümkündür ama söylediğimiz gibi bütün bunlar aslında bir nazariyedir. Yani bunlar bir modeldir aslında ve bu modelleri sadece sufiler değil aslında kelamcıların da böyle modelleri var. Hani içinde kelam çalışanlar da var mutlaka. Onların da böyle modelleri olduğunu ve hatta İbn Arabi'nin de bu modelleri bildiğini yani varlık yaratılışla ilgili modelleri bildiğini ve bu modeller üzerine bu şeyini yani vahdedi vücut düşüncesini, nazariyesini inşa ettiğini söyleyebiliriz. İbn Arabi bütün nazariyeleri o dönemki yani kendi dönemindeki nazariyeleri biliyor ve bu nazariyeler üzerine kendi nazariyesini inşa ediyor. Vahdedi vücut diye kendi söylemiyor ama böyle bir nazariye geliştirme düşüncesi var ve bunun üzerine yani o şeyler düşünceler üzerine, varlık modelleri üzerine yüklüyor bunu. Tabii onun bu varlık düşüncesinde diğerlerinden, vahdeti mutlakacılardan ayrılan bazı unsurlar var. Mesela ayağını sabite dediğimiz hakkın düşüncesinde var olan ama ortaya çıkmamış yine o modeller diyebileceğimiz ayan yani ayınlar modelini İbn Arabi sunuyor. Ve böylece aslında yani insan veya varlık nasıl meydana gelmiştir, nasıl oluştu, biz bu dünyada nasıl efendim böyle şey olduk yani işte ağaçlar, toprak, taş veyahut da bu alem, kainat nasıl meydana geldik ve nasıl aslında haşır ve neşir nasıl olacak? Bütün bunlar aslında bir çözüm ve bir aslında açıklama getirmek için bu modeller oluşturulmuş. Bunun peşindeler diyebilirim bu şekilde hocam. Tamam hocam çok teşekkür ediyorum. Aynen. Zaten hani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 600 küsur ayette tefekkür etmez misiniz, düşünmez misiniz? Hani ister istemez hani herhalde ruh da geldiğimiz yere gitmek istiyor ki biz daha detaylı, daha güzel bir şekilde düşünüyoruz zaten. Şöyle söyleyeyim size. Biz Taha Abdurrahman üzerine çalışıyoruz. Son yıllarda hani mesaimizin büyük bir bölümünü de o kapsıyor. Eşim Soner Hoca ile beraber. Taha Abdurrahman'ın söylediği şeyi ve iddiasını o konuda da tez yapabilirsiniz. Mesela Taha Abdurrahman Türkiye'de yeni yeni tanınan biri. Onun 30 küsür kitabı var. Dinin Ruhu ve bu yine ikinci bir kitabı yani Seküler Ahlakın Sefaleti diye tercüme ettik. Bu Usud Dehraniye adlı kitabı. Ben de onun editörlüğünü yaptım. Yani orada Taha Abdurrahman'ın sürekli söylediği şey şu aslında. Aslında İbn Arabi ile o konuda yani birleşiyorlar. Diyor ki insanın özünde o Elest bezmine o kadar çok şey yapıyor ki, atıf yapıyor ki buna şehadet diyor işte aslında emanet diyor yani. Emanet ve şehadet aslında insanın gönlünden, kalbinden çıkarılamayacak bir şey. Çünkü kişi orada buna şahit oldu. Yani birebir aslında maruz kaldı buna. O yüzden ateistlere bakarsınız ne yaparlar? Sürekli Allah'la uğraşırlar değil mi? Yani sürekli bir şeyleri vardır. Dertleri vardır yani. Ya ateistim diyorsun madem neden ilgileniyorsun? Aslında bu ilgi bile yani olumsuz bir ilgi bile ilgiyi gösterir diyor ya İmam Gazali İhyasında. Yani aslında ilgilenmeden duramıyor. Neden? Çünkü diyor ki kişi eles bezminde bela dedi ya işte o ruh onu arar. O yüzden İbn Arabi de diyor ya yani iner bu dünyaya gelir ama hep onun arayışındadır. İşte la übbül afilin mesela Hazreti İbrahim'in araması değil mi? Yani dolaşması, güneşe bakması, aya bakması ve bütün bunlarda aslında hakkı araması ve varlığın aslında nasıl meydana geldiğini sorgulaması, bütün bunlar aslında akıllı bir insanın
sonuçta aradığını bulacağını ve Allah'ı tabii şerif şerifi muhafaza etmek kaydıyla peygamberlerin gelmesi ve Peygamber Efendimizin yani risaletini burada söylemek istiyorum ama diğer türlü insanın aklı Allah-u Teala'nın varlığını ve insanın ruhu, kalbi Allah-u Teala'nın varlığını zaten bilir diyor. Yani Taha Abdurrahman'ın sözü burada İbn-i Arabi ile aslında çok benzeşiyor. Ve hani birleşiyor o konuda, öyle söyleyebiliriz. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Notlarımı da aldım. Okumalarını da yapacağım inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Emre hocam söz almak istiyor. Buyurun hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk Allah Emre olsun. Hocam. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Yani güzel bir anlatım dinledik. Özellikle ben bazı yerlerde araya girecektim. Hani sunum dediniz, göstermediniz. Elinde kazı slaytlardan gösterebiliriz dilerseniz az sonra. Bazı özel yerleri, mabeti, işte Yahudi mezarını, evet. Müslüman mezarları hepsi şu an elinde hazırda da vardı. Ben şeyi soracağım hocam. Şimdi bazısına değindiniz ama mutasavvıflardan uyanlığı bahsedelim istedim açıkçası. İbni Arabi gibi, ondan sonra işte Gazali gibi birçok mutasavvufun uğradığını biliyoruz. Peki Badiyel'de hani bunlar bizim bildiklerimiz. Sizin yaptığınız çalışmalarda başka kime denk geldiniz? Böyle bildiklerimizden. Bunu merak ediyorum açıkçası ben. Hı hı. Evet. Şimdi şöyle bu akşam metafiziksel yönünü hani daha ziyade ortaya koyalım dedik ama gerçekten sufilerden oraya uğramayan yok gibi yani öyle söyleyelim. Özellikle mesela Mevlana'nın hac yolculuğunda Kudüs'e uğradığı biliniyor. Yine size başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela Saadettin Cebavi var. Saadiye tarikatının kurucusudur kendisi. Saadettin Cebavi aslında Mekke'de doğmuş, orada büyümüş biri. Babası Sufi ve babası çok bilinen, tanınan bir alim. Kudüs'ün savunulması gündeme geldiğinde Saadettin Cebavi'yi de alıyor, ailesini alıyor babası. Ve Şam bölgesine doğru göç ediyorlar. Ve Şam'a babası dergahını kuruyor. Saadettin Cebavi o dönemlerde şey olarak, harami olarak dağlara çıkıyor. Ceba dağına çıkıyor ve orada işte bu özellikle hani kötüden alıp iyiye verme gibi bir şey tavrı var. Babası sürekli dua ediyor onun için ve Saadettin Cebavi daha sonra bazı yani rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmesi gibi bazı olağanüstü olaylar yaşıyor ve daha sonra kendisi köyüne inerek Saadiye tarikatı kuruluyor daha sonra ve tekkesini inşa ediyor ve mukim bir halde Kudüs'ü koruyor. Yani mesela Saadiye tarikatını düşünecek olursak eğer Kudüs'ün korumasını esas alan bir tarikat olduğunu söyleyelim. Yine Kadirilerin mesela orada çok önemli şeyleri, dergahların olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir proje başlattı. İnşallah ben de Yavuz Sultan Selim dönemine kadar orada bulunan dergahlar ve tekkelerin şeyleri... Diyanet'in en son çalışması olan Diyanet Vakfı'yı düzenlesem. Bir bu var, bir de kültür olarak ele alıyor. Yani şöyle yeni başlayan bir proje var ve bu Haziran'da ben bölümümü teslim edeceğim inşallah. İşte Yavuz Sultan Selim dönemine kadar özellikle bu Eyyubiler zamanında orada şeylerin gerçekten sufilerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bir çalışma, bir makale yine yazacağım inşallah nasip olursa. Ama metafiziğini yazdığımı düşünüyorum. Artık oraya yani kalem oynatacak bir durum yok ama hangi tekkeler vardı, kimler gitti ve Yavuz Sultan Selim dönemine kadar tasavvufi hareketlilik nasıldı? Onunla ilgili olarak nasip olursa Haziran ayına kadar böyle bir kitap bölümü nasip olursa zaten bir projemiz var. İnşallah hocam, daha detaylı orada. Biz daha önce çalıştığımızda Talha Uğurlar'la çalıştığımızda buna biraz şey yaptık bölgelerimizde. Hindu tekkesi var, Afgan tekkesi var. Yani
Kadir Tekkesi var. Böyle birkaç tane hatırlıyorum hatta. Hala aktif olarak kullanılıyor bunlar. Tabii. O belirttiğiniz hani 4 kilometre çapında Kani'nin surlarla belirlediği alanın içerisinde Müslüman mahallesine yakın, Müslüman mahallesi oluyor. Çok güzel bir çalışma olur hocam. Ben özellikle merak ediyorum. Benim kendi ilgi alanım Kudüs. Tez konum da Kudüs'le ilgili bir konu. Evet. Evlenmenin seyahatnamesi Kudüs çalışıyorum ben. Alanın dinler tarihi. Yani özellikle Kudüs ve Yahudi üzerine çalışmalarımı devam ediyorum. Yani bu yönde güzel oluyor bizim için de. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Tabii ben Yavuz Sultan Selim dönemine kadar çalışacağım inşallah. Hazreti Ömer döneminden Yavuz Sultan Selim dönemine kadar ne çıkar bilmiyorum ama bahtım artık. İyi bir şeyler çıkacağını düşünüyorum inşallah. Evet. Güzel bir çalışma bekliyor inşallah. Evet. O kuruluşu, o dönemler ilgi çekici olacak nasip olursa. Beni de yetiştirecek. Ya şöyle Emre Hocam, ben kendimi yetiştireceğim şeyler, çalışmalar olursa heyecan duyuyorum. Bu Kudüs makalesi beni gerçekten çok hayretler içerisinde bıraktığı için belki çok heyecanlandım ve gerçekten zevkli bir çalışma oldu. Tezlerimde de mesela böyle bir yani şöyle beni heyecanlandırmayan hiçbir şeyi çalışmadım diyebilirim. Yani sizler de eminim tezinizi öyle hani seçiyorsunuzdur. Bazı öğrencilerimiz geliyorlar bize, diyorlar ki hocam bize bir tez konusu belirler misiniz? Şimdi içinizde benim öğrencilerimden de belki vardır, araştırma yöntemleri dersine giriyorum. Diyorum ki kesinlikle hocalarımıza bana bir tez konusu bulur musun diye gitmeyin. Zira bu sizin zevkiniz, zevki seliminiz. Sizin eğer zevkinize hitap eden bir konu bulursanız onun peşinde günlerce, gecelerce uykusuz kalabilirsiniz ama eğer bir başkası size bunu sipariş verirse o şey hani sokma akıl falan derler ya, yani ancak o kadar gider diyorum. Onun için şey hani siz kendi zevkinize göre bir tez konusu belirlemeye gayret edip onun peşinde koşun inşallah arkadaşlar. Bu güzel neticeler doğuruyor. Teşekkür ederiz hocam. Rabbim çalışmanızı da hitama erdirmeyi nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Benim kendi bir sorum var hocam. Buyurun. Bu mesela son günlerde malumunuz yani Gazze'de olan olaylar vesaire. Yani Kudüs tarih boyunca birçok sıkıntı atlatıyor. Yani belki Kabe'nin bu kadar şeyini göremiyoruz. Bir fil vakasını görüyoruz. Bir de peygamberin vefatından sonra Kabe'nin yıkılma hadisesini yaşıyoruz. Ama Kudüs'te bu daha fazla. Yani pek çok olay yaşamış. Yani bu olayların, özellikle günümüzdeki belki olayların da bu noktada değerlendirebilir. Metafiziksel olarak yani Kudüs'e artı veya eksi herhangi bir şeyi oldu mu? Sufiler nazarında olabilir, günümüz çalışmalar nazarında olabilir. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de 70 küsür şeyde, yani ayet-i kerimede Mescid-i Aksa ile ilgili ve o bölge ile ilgili bereketli topraklar diye geçiyor mesela. Yani ya da Sahire diye geçiyor ama en net tabii İsra suresinin 1. ayetinde Sübhanallah, Estağfirullah, Sübhanallah, Esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa şeklinde geçen o ayet-i kerimede tabii net bir şekilde ifade ediliyor. Yani buranın yani ilk kıblesi, kıble olması ve Peygamber Efendimizin en bunaldığı zamanda, en sıkıntı yaşadığı dönemde bir mucize olarak buranın işaret edilmiş olması ve gerçekten Peygamber Efendimizin buraya yönlendirilmesi ve buradan aslında Hakk'ın huzuruna çıkarılmış olması, bütün bunlar tesadüfi olamaz. Yani mutlaka buranın bir şeyi var, bir özelliği var. Tabii biz bunu sadece İslam şeyinden, kaynaklarından değil, yani Hazreti Adem'den itibaren gelen dinler tek dindir. Yani o da tevhid dinidir malumunuz. O bakımdan aslında yani ben şeye de, hurafe kavramına falan da biraz şey bakıyorum. Yani diyor ki İsrailiyat diyor. Yani İsrailiyat dediği şey mesela Tevrat'ta olan bir şey Kur'an-ı Kerim'de de varsa buna İsrailiyat diye ifade edilmesi çok farklı. Çünkü onu da Allah-u Teala gönderdi. Tabii Tevrat'ın biz ne kadarının tahrif edildiğini bilmiyoruz. Yani belki o bölümler tahrif edilmemiştir ve Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyler, doğru olan şey Tevrat'ta da gelmiştir. İncil'de de gelmiştir, Kur'an-ı Kerim'de de gelmiştir. Yani bütün bunları biz, yani Tevrat'ta olan şey Kur'an-ı Kerim'de varsa eğer, bunlar bundan neden rahatsızlık duysun ki Müslümanlar? Yani bu aynı zamanda bunun doğru olduğunu ifade eder. Semavi din, çünkü tevhid dini tektir. O da Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar gelen
tevhid dinidir yani. Bu bakımdan aslında doğru tektir ve söylediğim gibi ben buranın aslında gerçekten orayı ziyaret ettiğimde de onu hissettim. Buranın fiziki bir kapı olduğunu da düşünüyorum ben. Sadece metafiziksel, ya sadece efendim hani nazariyede olan bir şey değil. Oranın aslında fiziki bir boyutunun da olduğunu ve sufilerin aslında yani o ameli şeylerinden dolayı, yani o yükselmelerinden dolayı kendilerine böyle bir şehadetin de açılmış olabileceğini ve o yolu hissettiklerini, gördüklerini, o yüzden aslında oralara hicret ettiklerini düşünüyorum ben. Böyle bir benim düşüncemde oluştu açıkçası. Tabii bu sadece beni bağlar ama orada fiziki bir kapı olduğunda ben ve o kapının açık olduğunda düşünüyorum açıkçası. Ve düşünün, aklın yolu birdir yani. Sadece Müslümanlar değil ya, orada bakın Yahudiler sımsıkı sarılıyorlar, Hristiyanlar öyle derseniz yani orada çok farklı bir şey var yani, o topraklar çok farklı, öyle söyleyeyim size. Evet. Bu peygamberimizin bir sözü var ya, yani oraya gidin, gidemiyorsanız da yağınıdan gönderin. Evet. Şeklinde. Yani bunu sufiler nasıl algılıyor hocam? Yani buna dair bir işari yorumları var mı? Yani oraya ellerinden geldiği kadar yardım etmişler. Tabii biz sufi yorumu aslında Osmanlı sultanlarında da görüyoruz. Yani Osmanlı sultanlarının biz tasavvufi bakışlarının çok derinlikte olduğunu görüyoruz aslında. Yani onlar şey yapıyorlar hani zaman zaman özellikle kutsal günlerde, bayramlarda yükler hazırlıyorlar develer sırtında. Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya tabii Mescid-i Nebi'ye hediyeler gönderiyorlar. Yani bütün bunlar çok değerli diye düşünüyorum ben. Sufilerin de tabii en çok yaptıkları şey öncelikle orayı ziyaret etmek, oranın havasını teneffüs etmek, sahrenin altında namaz kılmak ve o kutsal bölgede bulunmak. Tabii bizim de yapmamız gereken şey orayı boş bırakmamak, yalnız bırakmamak ve o Kubbetü Sahre dediğimiz alan değil sadece. Tabii bütün Mescid-i Aksa dediğimiz alan, o dikdörtgen bölümdeki çok geniş bir alan. Oranın hepsi mescit, yani orada namaz kılmak ve burada bulunan Müslümanlarla bir şey olmak, yek vücut bulunmak. Yani tabii Kabe bizim kıblemiz ama Mescid-i Aksa da söylediğimiz gibi yani Sidre'deki mescidin bir iz düşümü olarak gerçekten bir çıkış rampası. Yani metafizik aleme bir yükseliş rampası, cennet ve cehennemin kapısı olması itibariyle aslında, peygamberlerin mekanı olması itibariyle aslında, yani bizim için çok boyutlu bir yer. Bunu da diğer dinlere bakarak da anlayabiliriz. Yani diğer dinlerin dikkati oraya yönelmiş durumda. Yani bizi bu çok cezbetmeli ama ben buradan ilgimi kesiyorum. Zaten canım İsra da oraya olmamıştır. İsra da başka yere olmuştur. Kudüs'te bizim ne işimiz var, Müslümanların ne işi var diye söylemler görüyorum ben. Hayretler içerisinde kalıyorum. Yani gerçekten o zaman Kanuni niye oradaydı? Hazreti Ömer niye gitti oraya? Bütün yani kaba nedendi yani orayı savunmak için? Peki diğer boyuttan sorayım ben size. Yani bu o kadar ordunun birleşip de Haçlı seferleri diye Anadolu'yu yırta yırta yara yara oraya kadar şeylerin yani adamlar altınlarını birleştirerek seferler düzenliyorlar. Yani kendi birliklerini öyle oluşturarak seferler düzenliyorlar. Aylarca yolculuk yapıyorlar o Hristiyanlar. Neden peki yani? Sebep nedir? Yani bir düşünmek lazım bunu. Tabii stratejik olarak yani okumak lazım. Yani bizim güçlü olmamız lazım diye düşünüyorum ve bu stratejiyi elimizden kaçırmamamız lazım diye düşünüyorum ben. Onun için Filistinlileri yalnız bırakmamak gerekiyor. Bazı dedikodular var işte toprak sattılar vesaire diye. Yani Filistinlileri bu şekilde yargılamak doğru bir yaklaşım değil. İlk satılan topraklar malumunuz İttihat ve Terakki'nin sattığı topraklar. Yani yine bizim içimizden çıktığını söyleyebiliriz. Oralara girecek olursak çok üzüntü verici gerçekten yani. Onun için ben şöyle bir şey de anlatayım size. Yaşadığımız bir olayı anlatayım. Harem bölgesine girişte bir kapı var. Gidenler olmuştur mutlaka. Orada teyzeler, böyle tatlı Filistinli teyzeler satış yapıyorlar. Yani sebze meyve satıyorlar. Biz gittiğimizde de böyle asma yaprağı satıyorlardı. Ve orada teyzeler duruyorlar. İşte bir tane Hristiyan misyoner geldi elinde bir mikrofonla.
seyyar bir mikrofon bu. Orada işte Tanrı üçtür vesaire diye İngilizce propaganda yapmaya başladı. Taraça var böyle amfi şeklinde karşısında hemen o kapının. Oturaklar var, biz de oturuyoruz, çok yorulmuşuz. Havada sıcak Haziran ayında oturmuşuz. Orada Filistinli genç çocuklar da var. Ve herkes sükunet halinde ama adam geldi, eline mikrofonu aldı ve Hristiyanlık propagandası yapmaya başladı ve Tanrı üçtür şeklinde böyle bir tesis inancını anlatır şekilde bir şey. Bir, iki oldu, üç dakika oldu, dört dakika oldu. Çocuklar yani güzelce uyardılar. Bir tane kadın geldi, düşünün Filistinli bir kadın ve İngilizce konuşuyor. Ve dedi ki, senin dedi burada bunu yapman doğru bulmuyorum. Çünkü burası herkesin evidir. Sen dedi kendi dinini burada sesli bir şekilde böyle anlatamazsın. Sessizce ibadetini yapar ve gidersin dedi. Adam yine dinlemedi. En sonunda orada bulunan Filistinli küçük çocuklar adamın mikrofonunu almaya çalıştılar. Ve genç dolu delikanlı çocuklar kalktılar ve yanına gittiler. Adamı uyardılar ve dediler ki eğer sen buradan gitmezsen veya sesini kesmezsen, yani böyle sesli olarak propagandaya devam edersen biz senin mikrofonunu alacağız dediler, hoparlörünü alacağız dediler. Ve adamı en sonunda oradan gönderdiler. Bakın düşünün o çocuklar yani ve orada dayak yeme pahasına. Çünkü askerler dolaşıyor ya, yani orada her yer asker, yani görseniz silahların altında bir mekan orası. Ve ondan sonra o çocuklar ezan okunur okunmaz hemen şeyleriyle, ayakkabılarıyla hemen secdeye kapanıp namaz kıldılar. Namaz, her yerde namaz. Yani ben orada namazı gördüm. Gerçekten o gençlerde. Hani biz mescid ararız, efendim her şeyi zorlaştırırız kendimize. Onlar öyle değil. Anında namaza duruyorlar ve o kadar gerçekten samimiyet gördüm ki onlarda. Ve ben dedim ki bize bu çocuklar yanlış tanıtılıyor. Yani ve bu çocukların ellerinde hiçbir şey yoksa da taş atarak kendi o davalarını göstermek istiyorlar. Ve bu yolda şehit oluyorlar bunlar. Şehadete eriyorlar. Onun için uzaktan davulun sesi hoş gelir diye bir söz var ya. Yani gidip onları görmek lazım. Ben saygı duydum gerçekten. Ve Osmanlı'yı çok seviyorlar. Hani onu söyleyeyim. Bizi çok seviyorlar. Yani Türkleri çok seviyorlar. Bu konuda da ben onları yalnız bırakmayalım diyorum yine. Bu son şeylerde, bu son dönemlerde oluyor ama onlar da hep var yani. Bu problem her zaman var. Zaten bu problemi yükseltenler de, yani krizi derinleştirenler de zaten onlar. Yani Türkiye'de de var biliyorsunuz bu şekilde bazı oyunlar ve tabii topraklarını genişletmek için sürekli bir oyun tezgah kurma durumundalar. Onun için bari biz bu oyunlara düşmeyelim derim Müslüman kardeşleri olarak. Onları yalnız bırakmayalım isterim. İnşallah hocam. Serkan hocamın bir sorusu var galiba. Buyurun hocam. Sesiniz gelmiyor mu hocam? Sağ üç noktadan ayarlardan mikrofonunuzu ayarlayabilirsiniz hocam. Mikrofon açık ama sanırsam evet. Bir sıkıntı oldu. Hocam F4 tuşuna basabilirsiniz. F4 tuşunda bazen sıkıntı olabilir. Şu an geliyor mu hocam? Evet, evet şimdi geliyor. Tamam. Hocam öncelikle Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben şimdi makalenizde okuduğumda şöyle bir şey rastladım hocam. Bir demişsiniz hani yeryüzündeki ilk mabet olan Kabe varlığın başlangıç noktası olarak görülürken Beytül Makdis, mahşeri olan vurgusu ile fesat ve bozuluşa geçişin kavşak noktası olarak değerlendirilmektedir. Şimdi müsaadenizle burada hani bir şu an tam günümüzde yaşanan olaylarla alakalı baktığımızda fesadın ve zulmün tam böyle en azından görebildiğimiz kadar zirveye çıktığı bir dönem şu an bu ışıkta. İkinci olarak şöyle bir şey demişsiniz hocam. Mehdi'nin Şam bölgesinde hükümran olacağı kaydedilmiştir. Bir diğerinde hocam. Kabe alemin yaratılış noktasıdır. Beytül Makdis de kıyamet günü mahşer yeri ve cehennemin kurulacağı noktadır. Son olarak da Mescid-i Aksa'daki sahre aynı zamanda Hazreti Peygamber'in miraca çıktığı noktadır. Evet. Şimdi bu dört noktaya ben baktığımda hocam şöyle görüyorum. Hani işin metafizik boyutu olarak baktığımızda şu an bu yazdıklarınız ışığında aslında hepsi oluyor. Ben şöyle diyebilir miyim? Hani tam Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği sahreden bu yaşanan olaylardan sonra da
Hani Miraç'ta bize namaz bir hediyedir aslında. Hani herkes Miraç'ta namaz emredilir diyor ama aslında orada bir hediye olarak verilmiştir. Siz daha iyi bilirsiniz. Burada da hocam bütün bu yaşananlardan sonra bir Miraç beklemek umudu kuvvetli muhtemel midir? Yoksa hani sadece hani insanların umut tevekkül etmesi midir sizce? Teşekkür ederim. Rica ederim. Serkan Hocam, Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz o hüzün yılında oldu bu şey, evet. Miraç. En sıkıntılı zamanda zaten şeyde tasavvufta bir şey vardır. Yani bu Celal makamı siyahtır yani. Ve Celal makamı, siyah makam pek çok şeye de gebedir yani. Mesela gece yapılır şeyler, yani bu zikirler, ayinler. Çünkü şafak vaktinde bir aydınlanma olur ve bir genişleme olur yani. Ve hiçbir zaman kabz sonsuza kadar sürmez. Mutlaka bir bast gelir yani, bir açılma gelir. Yani burada da aslında yani biz bunu umuyoruz Allah'ın izniyle. Aslına bakarsanız bununla ilgili olarak mesela Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ü Necat adlı şeyini örnek verebilirim size. Yani Süleyman Çelebi aslında mevlidini, yani Vesilet-ü Necat adını vermiştir buna. Yani bir kurtuluş vesilesi, necat vesilesi manasında. Orada diyor ki aslında Süleyman Çelebi, yani nasıl ki peygamberini sen miraca yükselterek ona bir kalbine bir inşirah verdin, bir genişleme verdin de ona bir hicret nasip ettin, ondan sonra bir devlet nasip ettin, bir genişleme verdiysen, Allah'ım diyor bu fetret döneminde de, biliyorsunuz fetret döneminde yazmıştır Süleyman Çelebi, o Anadolu'nun o zor durumlarında, o sıkıntılı durumlarında, o kabz durumlarında yazmıştır onu. Yetiş ya Resulallah diyor, yani yetiş, bize de böyle bir miraç nasip et, bize de böyle bir yükselme nasip et. Zaten mesela adı Mevlid'dir ama o aslına bakarsanız tasavvufi bir şeyle, yani yorumla, aslında o Süleyman Çelebi orada manevi doğuşu, ikinci doğuşu, yani miracı ifade eder ve Miraç Bahri aslında Mevlid'in en vurgulu, en dikkate değer bahridir aslında, bölümüdür. Yani burada ifade edilen şey nasıl ki bu Peygamber Efendimiz'in o hüzün yılından sonra bir yükselme, bir genişleme, bir inşirah olduysa, fetret döneminden sonra da işte Mevlid'le beraber Müslümanların, yani Anadolu coğrafyasındaki inananların bir genişlemesi olmuş. Allah-u Teala onlara bir ağaçla, bir ağaç sembolüyle, bir Osmanlı'yla, bir genişleme, o Osmanlı'nın ağacı gibi bir genişlemeyle, bir yükselme, o fetret döneminden sonra bir neşvi nema bulma şeyi vermiştir, bahşetmiştir, yani nasip etmiştir. Mesela şöyle okumamak lazım. Bu Anadolu insanı, ya hurafe bunlar, niye Mevlid okuyorlar dememek lazım. Çünkü Mevlid bereket için okunur. Nasıl ki Süleyman Çelebi o Mevlid'i bereket için, bereket yani istemek için Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den böyle bir yardım istemek için, bir necat vesilesi olarak yazdıysa ve onu öyle okuduysa, işte Müslümanlar, bakın bu Anadolu irfanı dediğimiz şey günümüzde dalga geçiliyor falan ama bakınız bu insanlar çocuğu doğduğunda neden Mevlid okurlar diyor. Ya bunun için işte diyor ki Allah'ım sıkıntı gösterdiğinde ya Rabbi bu Mevlid'le Allah'ım genişlet. Mesela cenazesinde okutuyor bunu. Niye? Diyor ki ya Rabbi o kabirde zorluk çekiyor. Allah'ım onun kabrini genişlet. Nasıl ki bu necat vesilesidir. Bak Peygamber Efendimiz'e böyle bir necat vesilesi miracını bahşetti. Nasıl ki Süleyman Çelebi bunu yazdıktan sonra fetret dağıldı. Bu insanlar yeniden toplandılar. Yeniden devlet genişledi ve daha güzel bir hale geldi. İşte kabzdan sonra bastın. Daha bir büyük bir genişlemenin bir vesilesi olarak bu insanlar Mevlid'i okutuyorlar. Yoksa bu insanlar bilmiyor mu Mevlid kandilinde işte bir doğumun anlatıldığını ya da miracın anlatıldığını. Bu insanlar bilirler, merak etmesin eleştirenler. Ama insanların ya o eleştirenlerin bilmediği bir şey var. Gönül buna yaklaşınca Allah da veriyor. Çünkü bakınız hadis-i şerif, yani kutsi hadis ne buyuruluyor? Diyor ki kulum bana farzlarla yaklaşır. Nevafil hadisi diyoruz biz buna. Nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Ben de ona yaklaşırım. Öyle ki onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Ya bu Anadolu insanı bunu bildiği için ne diyor? Ya Rabbi diyor sana biz
Mevlid'le yaklaşıyoruz. Allah'ım bize yardım et, bize destek ol, bizden yardımını esirgeme manasında bu Mevlid'in, yani özellikle dediğim gibi Miraç Bahri'nin yani doya doya, seve seve okunmasında böyle de bir mana olduğunu, o derinlikli manayı da bizim insanımızın çok iyi bildiğini söylemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani biz özellikle akademi camiası galiba biraz daha böyle. Yani Mevlid'den ciddi anlamda uzaklaştırıldık. Yani evet. Şu anki nesil maalesef çocuğu doğduğu zaman artık Mevlid okutmuyor. Ya evet. Da yani Mevlid'in kendini okutturmuyor. Peki Büşra hocam bunun yerine bir şey koyabildi mi bunu eleştirenler? Koyamadılar hocam. Yani koyabilirler mi Büşra hocam? Koyamazlar. Yani mesela, o ruh yok. Hayır ruh şöyle. Ya şöyle artık bundan sonra özellikle internet çağı, özellikle bu şey çağı, yani artık gençlerin, çocukların bu kadar bildikleri ve bu kadar aslında devrin değiştiği bir çağda artık bir kutsal veya kutsal gün, hadi bunu daha çok derinlikli kutlayalım diyebileceğimiz bir şey var mı? Olamaz. Peki buradan bazı yerleri koparır çıkarırsanız onun yerini kim doldurur? Yani görüyorsunuz hani kimin dolduracağı oldukça belli. Burada da şu dikkatimizi çekmeli bence. Hristiyanlığın şeriatı olmadığı için Hristiyanlık öyle bir sızıntı şeklinde giriyor ki şeylere, kanallara. Mesela Budizm'in içerisine giriyor işte Uzak Doğu'da. Hinduizm'in içerisine giriyor. Yani çünkü onların şeriatı yok. Onlar her şeye uyum sağlayabiliyorlar ve Hristiyanlık bu bakımdan aslında işi yürüsün ve gelenekleriyle, hatta mitolojisiyle, hurafeleriyle umurlarında değil, girsin de yani. Ve böylece aslında bakıyorsun Afrika'da Hristiyanım diyor. Bakıyorsun efendim Kore'de Hristiyanım diyor. Bakıyorsun Endonezya'da Hristiyanım diyor. Yani ve onlar Hristiyanlar ya bu batıldır, bu hurafedir demiyor. Yani ne yapıyor? Noel babasını efendim yılbaşını işte çamını ha, süslüyor. Geyiğini süslüyor veya işte efendim her şeyini yapıyor ama bu insan, bu Anadolu insanı Regaib Kandili'ni kutladığı zaman çıkıp ilahiyatçı hocamız yoktur böyle bir şey İslam'da diyor ve ne yapıyor bizim şey dindar Müslüman diyor, ben yanlış bir şey yapıyorum galiba. O zaman ben camiye gidip mevlid dinlemeyeyim diyor. Peki o zaman ne yapıyor? Evde oturup MasterChef izliyor yani. Evet, aynen. Anlatabiliyor muyum? Ya olan evet. Şey bu aslında yani. Sonra biz diyoruz ki camilere insanları çağıramıyoruz diyoruz. Ha diyeceksiniz ki hocam yalan üzerine bir şey mi bina ediyorsunuz? Yalan değil aslında. Yani bu eğer Osmanlı döneminde bunlar belli bazı kriterlere, belli bazı zamanlara, işaretlere göre belirlenen zamanlar, mesela Regaib Kandili, peygamberimizin hadis-i şerifleri doğrultusunda kutlanan günler. Yani bozmak, kaos, bakın az önce Emre hocamdı değil mi? Kaos Yahudilerin işine yarar. Niye peki? Onu konuştuk da neden kaos? Çünkü Yahudi düşüncesine göre kaos ne kadar çabuk gelirse onların kıyamet ve onların yükselişi bir o kadar çabuk olacak. O yüzden kaos onların işine gelir ama bir Müslümanın işi esenlik getirmektir, selamet getirmektir. Onun için biz aslında bozan değil de yapan olmalıyız. Tabii aşırı yorumlar, aşırı bidatlerden bahsetmiyoruz. Yani şirke giden bidatlerden bahsetmiyoruz ama eğer Müslümanları camide topluyorsa mevlid neden okunmasın? Yani neden insanlar orada bir ikramda bulunmasınlar? Geçmişlerimizin ağzında bulunsun ifadesi mesela İç Anadolu'da çok yaygındır. Niye olmasın da bunlar neden rahatsızlık duyarız? Ben bunu anlamış değilim açıkçası. Bu günlerde biraz bugün şeye baktım hocam, bu Çalınan Dikkat diye bir kitaba baktım. Orada çok güzel bir ifadede bulundu. Diyor ki dikkat diyor tek başına bireysel olarak çalınmamıştır. Toplum olarak bir dikkat çalınması söz konusudur diyor. Gerçekten de bugün günümüzde onun tezahürünü çok net görüyoruz. Yani biz hepimiz telefonlarımızdan şikayetçiyiz, artık odaklanamamaktan şikayetçiyiz ama aslında toplum olarak bunu yaşıyoruz ve o yüzden de artık bir yeniden bir mevlid belki yazılamayacak. Çünkü o şey yoğunluk söz konusu olamıyor. Bari en azından onu canlandıralım
istiyoruz ama onu da maalesef dediğimiz gibi gerçekleştiremiyoruz. Büşra Hocam, burada ben Taha Abdurrahman'a yine bir atıfta bulunmak istiyorum. Taha buyurun. Abdurrahman, Müslümanların gelecekte yaşayacakları en büyük sıkıntının bireyselleşmekten geçeceğini söylüyor. Yani ve Avrupa'nın aslında bu bireyselleşme düşüncesini kendilerinin öncelikle kendini sevmek, ben olmak, mesela hoş geldiniz diye dendiği de hoş buldum ifadesine varacak şekilde bizim de bunları hiç düşünmeden hemen alıp kullanmaya başlamamız ve tabii bu COVID süreci de aslında yani buna çok fazla zemin hazırladı. İnsanların birbirlerinden kopması, uzaklaşması. Taha Abdurrahman hala yaşayan bir filozof, yani faslı bir filozof. Kendisi yaşı var, yaşıyor yani şeyde. Biraz yaşlıca ama hala kitap yazıyor, yani öyle söyleyeyim ben size. Hala üretiyor ve diyor ki günümüzde dünyada yani Müslümanları ayırıp bireyselleşme yolunda insanları eve aldığınız zaman ve kendi kendilerine, kendi başlarına kalmalarını eğer becerirseniz böylece parçalamış olursunuz ve sizin karşınızda hiçbir şey kalmaz. Yani onun için Kudüs bizim aslında yani kırmızı çizgimiz. Mescid-i Haram bizim kırmızı çizgimiz. Neden? Çünkü bizim buluştuğumuz, birleştiğimiz, bizim cemaat, cemiyet olarak cem makamı diyoruz ya bakın. Yani birleştiğimiz ve gönüldaş olarak hep aynı yerde secdeye kapandığımız yer olması bakımından da o birlik şuurunu muhafaza ettiğimiz bir yer. Peki biz bu birlik şuurunu muhafaza edemezsek, biz bundan vazgeçersek bireyselleşir, daha da fazla sadece ben varım, başkası önemli değildir şeklindeki bir tutumla devam edersek eğer, biz ilahiyatçılar olarak özellikle bunu eğer biz kendimiz inanır, aynı zamanda bunu adapte edersek veya bunu insanlara pompalarsak eğer, önce biz kendi topraklarımızdan olabiliriz ve ondan sonra da bu şeyden kendi düşünce sistemimizden uzaklaşıp yani hiçbir şeyi olmayan, sadece bir bedene sahip olan bir insan haline dönüşmek gerçekten çok da zor değil yani. Günümüzde belki yapılmak istenen şey bu. Onun için biraz dikkatli olmak, özenli olmak ve neyi söylüyorum ben? Tamam, bir şey söylüyorum ama bana bir yerden bir yazı geldi, efendim bir şey empoze ediliyor ama acaba ben bunu söylersem benim cemiyetim, benim düşünce sistemim zarar görür mü diye biraz da bu bakımdan değerlendirmek lazım diye düşünüyorum Büşra Hocam. Hocam çok haklısınız. Biz tarikatlar dönemine baktığımız zaman şeriatsiz tarikleri görüp yani işte yazarların onlardan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Bugün de günümüzde cemaatsiz, tarikatsiz işte tasavvufi ritüellerin bireysel şekilde yapılmasıyla maalesef karşılaşıyoruz. Evet. Yani burada yine Taha Abdurrahman'ın dediğine çıkıyor. Son iki sorumuzu da alalım hocam. Saatimiz dolmak üzere, sizi de bayağı yorduk. Bir Özer'den, Yusuf hocamdan önce gelen bir soru vardı da sonra onu alayım inşallah. Tamam. Selahaddin Eyyubi'nin döneminde yani Kudüs çevresinde tasavvuf anlayışı nasıldı diye bir soru gelmiş hocam. Selahaddin Eyyubi döneminde daha çalışmadım diyormuş. Çalışmadım yani. Evet, makalemi bekleyin diyormuşum. Şimdi tamam hocam. Yani şöyle, genel olarak baktım tabii, eserleri topladım ama beni bir 2-3 aylık bir şey bekliyor, yani bir çalışma bekliyor. O zaman biz sizi şöyle 2-3 ay sonra tekrar misafir edelim ya, hocam. Olur. İşte o zaman oradaki teşkilatları, yani dediğim gibi Yavuz Sultan Selim dönemine kadar olan o şeyleri, yani evet, sufi eğilimleri, tabii Eyyubiler dönemine özellikle çalışacağımı söyleyeyim. Türkiye'de zannediyorum çalışılmadı. Yani birkaç cümle söyleyebilirim elbette okuduğum, okumalarımı yaptığım şekilde ama şu anda bir şey söylersem yanlış olur ama daha geniş bir zamanda söyleyebiliriz. Tamam. Onun sözünü almış sayıyoruz hocam. İnşallah, neden olmasın. Tamamdır. Yusuf İslam hocam, buyurun. Sizin de sorunuzu alalım. Hocamızı inşallah. Kıymet hocam, öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yusuf İslam. Evet, benim öğrencim tabii. Kıymetli öğrenci. Evet. O zaman ismim Yusuf İslam Çiftçi, Kırıkkale Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Hocam öncelikle değerli vaktinizden ayırıp bizlerle burada birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Borç biliriz kendimize. Hocam çok kısa bir sorum olacak ama. Buyurun. Hocam bu Mescid-i Aksa'nın veyahut Kudüs'ün yani diğer dinin inananları tarafından, yani Hristiyanlar için, Yahudiler için, Müslümanlar için
Hani düşünecek olursa İbnül Arabi'nin vahdet-i vücut anlayışıyla ilişkilendirebilir miyiz? Bir tık ilginç bir soru olmuş olabilir hocam ama ya da nasıl diyeyim? Sesim geliyor mu hocam bu arada? Yani şöyle evet. Ya aslında İbnül Arabi'nin düşünce sistemine yani Yahudilerin düşüncesiyle Hristiyanların düşüncesi çok yakın. Zaten dediğimiz gibi İbnül Arabi bu şeyi çok iyi biliyor. Endülüs'te zaten Hristiyanlarla birlikte yaşıyor. Hristiyan düşünce sistemini biliyor. Kudüs'e atfettikleri değeri biliyor. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesi olayının Kudüs'ten işte olduğunu, Zeytin Dağı veya işte Kutsal Kabir Kilisesi üzerinden olduğunu, oranın bir metafizik yükseliş rampası olduğunu zaten Hristiyan düşüncesinden biliyor. Şeyden de biliyor onu. Yani bu tabii Musevi kaynaklarından da biliyor. Ve İbn Arabi aslında söylediğimiz gibi Fusus-ül Hikem adlı eserini de buna dayanarak kaleme alıyor. Ama ondan önce yazılmış olan şeyler de var, yorumlar da var, eserler de var ama hadisler de var. Yani İbn Arabi Peygamber Efendimiz döneminden itibaren o bölgeyle alakalı olarak yazılan eserler, gelen hadis-i şerifler, ashabın oraya olan ilgisi, Hazreti Ömer'in ilgisi ve daha sonra tabiun döneminde mesela orada şeyler var. Yani fetih için gelenler var, efendim kabirler var, mezarlıklar var çok büyük. Yani sırf ölmek için geliyor oraya yani insanlar. Düşünün ashabtan çıkıyor. Ben diyor öleceğim artık yani yaklaştı vefat zamanım, yaşlandım. Ben diyor Şam bölgesinde vefat edeceğim. Çünkü orası mahşer yeridir, menşer yeridir demek suretiyle oraya yolculuklar yapılıyor. Yani bütün bunlar da bize aslında İbn Arabi'nin yani bu bilgilere sahip olduğunu ve tabii Kudüs'e de böyle bir Fusus adlı eserini de bunun üzerine yazmış olduğunu düşünüyorum ama ya onlar bazı şeyleri de görüyorlar ya yani biliyorlar. Mesela İbn Arabi diyor ki yani futuhatında yani tabii bu inanç meselesidir ama diyor ki mesela şu mertebeye geldiğiniz zaman diyor karşınıza diyor işte şeyler yabani hayvanlar çıkar sizinle konuşmaya çalışırlar bakın diyor dikkat edin diyor yani o mertebede onlarla konuşmayın. Eğer o konuşursanız siz diyor o mertebeden düşersiniz. Çünkü o diyor makam olabilmesi için yani o mertebede sabit kalabilmeniz için sizin buna diyor meyletmemeniz lazım diyor. Yani bakın bunu o mertebeye gelen insanlar demek ki hep aynı şeyleri tecrübe ediyorlar. Bununla ilgili yapılmış doktora tezleri de var şeyde Türkiye'de. Yani sufi tecrübe aynı şeyleri verir mi? Yani sufi tecrübe aynı şeyleri görür mü? Yani ameli olarak bir sufi yola çıktığında diğer sufinin gördüğünü görüyorsa öyle değil mi Yusuf İslam hocam? Yani sizin gördüğünüzün aynısını ben de görüyorum. Mesela sizin gördüğünüz rüyayı ben de görüyorum ve diyorum ki ya diyorum bu akşam seni gördüm şuradaydın. Yani siz de diyorsunuz ki bu akşam ben de sizi gördüm buradaydınız deyince ne oluyor? Birleşiyor yani tecrübeler, anlatımlar birleşiyor. Onun için aslında sufiler yani Kudüs'ün önemini kulaktan dolma bir yerlerden duydukları için değil aynı zamanda tecrübe ettikleri için ve orada yaşadıkları zaman o hissiyatı edindikleri için biliyorlar. Gerçekten gidin o topraklarda oraya ayağınızı bastığınız zaman hissedeceksiniz onu zaten yani Kabe'ye gittiğimizde de nasıl hissediyoruz değil mi? Mesela insanlar Kabe için yanıyor yani diyor ki ya Rabbi yani oraya bir kez daha gitsem gözyaşlarıyla anıyor orayı. Özellikle o şeyi hisseden insanlar, o duyguyu hisseden insanlar. Yani o işte böyle bir şey. Yani gerçekten hazır olmakla alakalı bir şey. Hazır olduğunuzda orası size açılıyor. Ve orayı demek ki ne kadar hazırsanız o kadar açılıyor. Yani öyle düşünüyorum ben. O bakımdan aslında sufi tecrübe tahlil edilebilir ya da diğeri tarafından teşhis edilebilir diye düşünüyorum ben. Ve bunun için İbn Arabi orayı bilerek gidiyor. İmam Gazali bilerek gidiyor ya da diğer sufiler oraya bilerek gidip orada tecrübe yaşıyorlar. Büşra Hocam başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Mesela Mevleviler sadece semalarıyla biliriz işte deriz ki onların sanatla alakaları vardır deriz. Mevlevi hanelerden bahsederiz ama mesela Mevleviler Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dört bir tarafındaki Mevlevi hanelerden Konya'ya Mevleviler gelip toplanıyorlar ve oradan
Nereye gidiyorlar biliyor musunuz? Filistin bölgesine gidiyorlar. 2,5-3 yıl orayı koruma ve orada savaşma durumunda yardımcı oluyorlar oranın insanına ve elden gitmesin diye, yani o topraklar kaybedilmesin diye. Yani neden orası? Neden Filistin bölgesi? Mevleviler ne düşündüler? Yani neden bir başka yer değil? Trablusgarb'a gitmiyor veya işte Mısır'a gitmiyor da neden Kudüs bölgesi? Burayı iyi düşünmek lazım diye düşünüyorum. Yani orada bir derinlik var gerçekten. Evet. Hocam bu arada ufak bir ekleme yapmak istiyorum ama hocam felsefeciler mesela din felsefesinde işte dini çoğulculuk ve kapsayıcılık başlığı altında hocam mesela hani diğer dinlerin inananlarının da mesela kendi o öngördükleri şeylerin kurtuluşa erdirecekleri düşüncesine sahipler. Hani ben orada biraz da şeyi sormak istedim aslında, hani bu düşünce hani dini kapsayıcılık düşüncesi aslında birazcık İbnül Arabi'nin Vahdet-i Vücudu ona biraz ön ayak oluyor gibime mi geliyor? Ya da hayır. Ya şöyle Yusuf İslam hocam, burada şunu söyleyeyim ben size. Dinler arası diyalog denilen o şeyi İbn Arabi'yi kesinlikle reddeder. Neden reddeder? Hakikati Muhammediye nazariyesini onu özellikle oraya koymuştur işte. Yani evet. Aslında İbn Arabi eserlerinde Hazreti İsa'nın tanrısal ruhunun efendim Hristiyanlar tarafından takdis edilmesinin üzerine Peygamber Efendimizin son mühür olduğunu vurgulamak üzere Hazreti İsa'dan daha yukarıya nazariyesinin üstüne kimi yerleştirebilir, nasıl yerleştirebilir? İşte o Hakikati Muhammediye nazariyesini onun için koymuştur oraya. Yani çok sırf anlatabildim mi? Yani bakın İbn Arabi orada Hristiyanların içinde yaşıyor. Yani ve onların sürekli tahakkümü altında olan bir Müslüman cemiyetinin, Endülüs'ün bir insanı olarak Hazreti İsa'dan Hazreti Peygamber'in gelen en son peygamberin en mükemmel peygamber olması hasebiyle aslına bakarsanız Peygamber Efendimiz'in en son dini ve tabii en tekamüllü bozulmamış halde geldiğini ifade etme bir tarafa nazariyesine de yaratılış mekanizmasında yaratılmış olan ilk nurun, yani Allah'tan sadır olan ilk nurun Nur Muhammedi olduğu, insanı kamil mertebesi, yani o Hazreti Peygamber'in nuru olması bakımından Hazreti İsa'dan daha yukarıya yükseğe, Sübhan makamından sonra, çünkü nazil olan ilk nur Hakikati Muhammed'in nurudur demek suretiyle aslında Hazreti Adem'le beraber bütün peygamberleri Peygamber Efendimiz'in altına yerleştirmiş oluyor. Anlatabildim mi? Çok iyi anladım hocam. Çok iyi anladım hocam. Teşekkür ederim. O yüzden Vahdet-i Vücut düşüncesi kesinlikle dinler arası diyaloğa yol açmaz. Bu bakımdan da aslında hem birleştiricidir, Hakikati Muhammediye ekseninde, insanı kamil ekseninde hem birleştirir, ama aynı zamanda da dinler arası diyaloğa Hristiyanlığın tahakkümüne meydan bırakmayacak şekilde bir bağdaştırıcı bir tavrı vardır. Şimdi buradan şunu söyleyeceğim ben size. Şimdi siz denir ki önce hani Allah erkeği yarattı değil mi, Hazreti Adem'i? Arkasından onun kemiğinden Hazreti Havva'yı yarattı denir ya. İşte aslında son yaratılan en mükemmeldir manasında Hazreti Peygamber fiziki olarak son yaratılan ve en mükemmel peygamberdir. Bütün kadın da o yüzden erkekten sonra yaratılmıştır ama detaylarıyla daha mükemmeldir yani. Öyle yorumlar da yapılabilir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Yorum yapmadınız Yusuf İslam hocam. Neyse derslerimizde yaparız. Peki, tabii şaka bir yana. Yani şaka bir yana ama nazariyede böyle bir şey var. Onu söyleyeyim. Yani Nur-u Muhammediye'nin orada bulunmuş olması bir nevi aslında dediğimiz gibi bir şeydir aslında. Yani bir propaganda da diyebiliriz. Hazreti peygamberin o nuraniyetinin Hazreti İsa'nın üzerinde olduğu ve son peygamber olması hasebiyle de başka hiçbir dinin İslam'dan daha yüksekte olamayacağı, son dinin aslında bütün dinleri kuşattığı ve diğerlerinin aslında zamanını doğduğu ifade edilmiş oluyor. Böylece Peygamber Efendimizin buradaki kemali de ortaya çıkmış oluyor. Onun için Vahdet-i Vücut düşüncesi iyidir yani, güzeldir Yusuf İslam hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim.
Çok teşekkür ederiz hocam. Çok verimli, gerçekten istifadeli. Hem Kudüs anlamında evet. Böyle ikinize bir Kudüs aşkı koydunuz. İnşallah Allah gidip. Razı olsun Müşra hocam. Yani orada da böyle inşallah hocam tekamül yaşayabilirim. Yani sadece böyle bir turistik yerde olmasın. Yani son zamanlarda sanki biraz ona evrildi gibi. Yani turistik gezi haline dönüşmesin inşallah. Öyle yani olmuyor gerçekten... Müşra hocam. Bak oraya gidenler var ya, oraya gidenler onu öyle hissediyorlar ki ve orada bir kilitlenme oluyor Filistinli kardeşlerle ve zaten ne yapıyorsunuz? Aynı şeyde olduğu gibi Mescid-i Nebi'de kılıyorsunuz ya namazları. Mesela Mescid-i Haram'da kılıyorsunuz Mekke'deyken. Medine'deyken Mescid-i Haram'da kılıyorsunuz ya. Burada da otelinizden sürekli çıkıp namaz kılmaya gidiyorsunuz. Ve onu hissediyorsunuz. Sanki yine orada bütün Müslümanlarla ve ben şey diyorum. Kimi geliyor efendim çikolata dağıtıyor, kimi Kur'an-ı Kerim dağıtıyor. Bazıları gelip efendim sadece sohbet ediyor oradaki insanlarla. Zeytin ağaçlarının altına oturup insanların dua ettiğini görüyorsunuz. Orada namaz kılanlar görüyorsunuz. Muhteşem ya. Çok güzel yani. Gerçekten harika. Özgür yani, Kudüs'te hocam beraber evet. İnşallah gidelim. O sahre çok güzel zaten. Ha sahrenin Hristiyanlar açısından da önemi var. Mesela o sahrenin taşını kesmişler Hristiyanlar Bizans döneminde kesmişler hatta satmışlar cennetten bir parça diye o sahrenin Büşra hocam genişleyerek oranın sahile olacağı ve oranın aslında mahşer bölgesi olacağını Hristiyanlar da öyle düşünüyorlar yani onun için orası güzel çok muhteşem bir yer oraya gittiğinizde turist olarak gitmiyorsunuz şimdi biz böyle dersek diğer o eleştirenlerin şeyine gelmiş oluruz yani tuzağına. Diyor ki işte Umre'ye 3 kere gitmiş, 4. kez niye gidiyor? Ben sana soruyor muyum her yıl Antalya'ya gidiyorsun yazlığına, neden gidiyorsun diye soruyor muyum? Yani teyzemin, nenemin ya da amcamın o zevki var yani bırak onu orada hissetsin. Günümüzde çok da pahalı değil bu tür şeyler, hani ziyaretler. Önce turist olarak gidersiniz ama oraya vardığınızda o kalbiniz daha farklı atmaya başlar diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Yorduk sizi de hakkınızı helal edin. Davetimize de icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Allah hocam. Allah razı olsun. Ne demek siz davet edersiniz. İnşallah 3-4 ay sonra da çalışmanızla beraber sizi tekrar misafir etmek istiyoruz olur. Hocam. Çok evet. Heyecanlandık. Yani ben özellikle çok istiyorum. İnşallah ikame erdirince de. Elahattin Eyyubi'yi o zaman daha iyi. Evet. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. İsterim tabii. Ben de heyecanla inşallah o araştırmayı yapabilirsem, başlayabilirsem inşallah. Bekliyorum hocam. Nasip olursa bir şey hocam. Vaktinize bereket versin hocam. Allah razı olsun cümlemizin. Size de başarılar nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Yolunuz açık olsun. İşiniz zor ama çok zevkli gerçekten. Bu çalışmalar çok zevkli. Rabbim iyilerle karşılaştırsın sizi. Bereketli zamanlarınız olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Emre katılımcı hocam. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Helal olsun hakkım. Siz de helal edin. Görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Emre hocam ben görüşmeyi sonlandıramıyormuşum. Ben kapatıyorum şimdi inşallah hocam. Tamam hocam. Kaydı kapatabilirsiniz ama. Ha evet onu kapatayım tekrar.